Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar FIFA Mobile 2020'de Premier League kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde biliyorsunuz arkadaşlar çok fazla bir şey yapmamıştık ama Raheem Sterling'i, 93'lük Sterling'i almıştık ve bu bölüm için arkadaşlar 1000 beğeni başına bir oyuncu alacağımı söylemiştim ve tam 2000 beğeni gelmiş, yani 2 tane oyuncu alacağız. Arkadaşlar hiç beklemiyordum 2000 beğeni yapmanızı. İzlenmez, direkt seriyi ben iptal ederim, bitiririm sanıyordum ama hem izlendi hem 2000 beğeni geldi. Gerçekten bütün varım yoğun bugün gidecek. Bayağı pahalı transferler ve 2 transfer önermişsiniz arkadaşlar. Gerçekten en beğenilen 2 yorum çok pahalı transferlerden oluşuyor. Ve arkadaşlar bu bölümde de kotanız o zaman 1250 beğeni olsun. 1250 beğeni başına bir transfer alacağız ama gerçekten abi yapmanızdan korkuyorum. 2500 yapmanızdan çok korkuyorum. Çünkü bir iki transfer daha nasıl olur bilmiyorum. En beğenilen yorumları yine transfer edeceğiz. O yüzden yorumlara yardırmayı unutmayın. Transfer önerinize ve arkadaşlar. Yani yeniyseniz demiyorum artık. Eskiler bile artık abone olmadan izliyor bence. Çünkü hala videoların %60'ını abone olmadan izliyorsunuz arkadaşlar. Yeniyseniz de eskiyseniz de. Abone değilseniz abone olun abi lütfen ya. Bir abone tuşuna bas ya. Bu kadar zor değil. Zaten FIFA Mobile YouTube önermiyor. Önerse de FIFA Mobile, önerdiği kişilere FIFA Mobile kimse tıklamıyor. En azından tıklamışsın, abone ol da birazcık destek ol, çünkü FIFA Mobile gerçekten YouTube'da bitti. İzlenme sürelerimiz çok iyi, videolar baştan sona izleniyor ama YouTube önerse de tıklanmıyor. Gerçekten lütfen abone olursan kankam çok sevinirim. Videoya da like at ki desteğini göstermiş ol. Enes'le ben burada yani gerçekten mücadele veriyoruz. Tabi Erhan Küçük falan da var, onları da saygıyla selamlıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar, şimdi Kevin De Bruyne'e giriyoruz. Tabi hesabını kullandığım fazla ismi de unutmayalım arkadaşlar. Kevin De Bruyne demişsiniz, bayağı bir beğeni almış. Şimdi sizlerle beraber onu alacağım. Onu alacağım. Ve yani 95 yapabilirdim ama aşırı pahalı olduğu için yapamayabilirim. Şimdi arkadaşlar hep beraber bakacağım. Yani gerçekten efsane bir transfer. Bu arada bu kısmı iki tane ayrı videomda kullanıyor olabilirim. Çünkü iki tane ayrı seri için iki tane aynı oyuncu istemişsiniz. O yüzden abi bu kısmı iki tane aynı videomda, ayrı videomda kullanıyor olabilirim, transfer aldığım kısmı, haberiniz olsun yani. Neyse ve arkadaşlar bir de transferimiz var ki gerçekten bomba transfer, ama önce bir Kevin De Bruyne'i kadroya koyalım arkadaşlar. Yani gerçekten bomba bir oyuncu, gerçekten müthiş bir oyuncu. Kevin De Bruyne'i çok fazla istemişsiniz ve kadromuzda gördüğünüz gibi arkadaşlar, ve sırada bir stoper ki ne stoper abi, adam ödüllere doyamadı zaten. Virgil van Dijk arkadaşlar, ilk defa bir stoper olarak gerçekten bu kadar usta, bu kadar üstün bir oyuncu oldu ve van Dijk tabii ki de hak etti arkadaşlar bu ödülü. Hemen sizlerle beraber van Dijk'ın, bir de özellikle adam diyor ki 90'lık kartını al ya abi, ya böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten bizi batıracaksınız abi, bütün coins'imi harcıyorum ya. 3,5 milyon da van Dijk'a yazalım bakalım çıkacak mı? Yani bakıyorum abi 3 milyon 348 bine var. Van Dijk'ı da aldık. Hadi hayırlı olsun. 1,5 milyon kaldı abi. Gerçekten harika, mükemmel ilerliyoruz. Gerçekten bu seri şu anda uçuşlardayız arkadaşlar. Bilemiyorum artık. Virgil van Dijk 7 gende boost'u varmış arkadaşlar. Yani bütün coins'imizi Virgil van Dijk'ın o zaman boost'larına harcayacağız. Çünkü maalesef Virgil van Dijk'ın boost'u bayağı bir düşükmüş arkadaşlar. Yani o zaman ben bir van Dijk'ın boost'larını yükselteyim. Gerçekten boost'larını da yükseltmemiz lazım. Çok düşük kalmış. Niye bu kadar düşük kalmış bilmiyorum. Elimde de hiç yani van Dijk'a ait bir boost yok. Bir dakika lan, yanlış mı yaptım? Aa, çok gereksiz yükseltmiş olabilirim şu anda. Bir dakika. Ben bir şu kadroyu aktif yapabilir miyim abi? Aktif zaten. Aa, Van Dijk niye abi etkilenmiyor ondan? Van Dijk'ın boost'unu kesiciymiş abi. Boşu boşuna 100 bin coins gitti az önce. Gerçekten boşu boşuna 100 bin coins gitti. Ve bu videoda ben bütün varımı yoğumu harcayacağım arkadaşlar. Yani bilmiyorum artık ne olacak ama ben bu videoda bütün varımı yoğumu harcıyorum arkadaşlar. Yani en azından 12 olsun. Çünkü bütün oyuncularımız arkadaşlar 12 iken Van Dijk'ın bu kadar düşük olmasını istemiyorum. Ve bilmiyordum da bu kadar düşük olduğunu. 11 yapabileceğim bu arada. Yani 11 yapabileceğim, evet. 11 olarak kalsın arkadaşlar o zaman Van Dijk. Hemen 400 bin coins daha veriyorum ve 11 yapıyorum. Ama şöyle bir şey yapacağım abi. Ama şöyle bir olay yapacağım. Şimdi sizlerle birlikte gerçekten çok bomba bir olay yapacağım. Bunu da iki ayrı videomda kullanıyorum bu kısmı da arkadaşlar. Ama bomba bir olay yapacağım arkadaşlar. Kesinlikle yani kullanmama bir şey demezsiniz diye düşünüyorum. Bu adama gen basacağım abi. Ama öyle böyle bir gen değil yani gerçekten. Ama Arda Turan'a basmayalım ya. Ya da basayım abi. Arda Turan'ı da basayım. Ve abi 94 oldu ama bir coins'e yükseltmek ben kimseyi istemiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle şunları da bir basayım. Yani bir 491 bin coins'e gitmezse, çıkmazsa arkadaşlar yükselteceğim. 106 bin coins'e Kevin De Bruyne'i 95 yaptım. Bunun için arkadaşlar sizlerden bomba bir patlama bekliyorum artık. Ne patlamasıysa yapın siz patlamanızı. Bastım abi Kevin De Bruyne'i 95 rating'e. Gerçekten
Müthiş olacak. İnşallah çok güzel olur arkadaşlar. Gerçekten müthiş olacağını düşünüyorum. Bir de derece basalım abi. 78'lik klişimiz var zaten. Bir de derece basıyorum anasını satayım. Yemin ediyorum çok fena gaza gelmiş durumdayım. Abi nereden coins çıkaracağım hiçbir fikrim yok ama Kevin De Bruyne'i bayağı yükselttim ve derecelere boğdum. Varımı yoğumu harcıyorum bugün. Ne yapıyorum bilmiyorum. 80'lik orta sahayı daha ucuz orta sahalar bulana kadar abi şimdilik bir duralım. Bakalım 78'lik defans da varsa buna da derece basabiliriz aslında. Donk var abi. Donk da şu anda ucuzdur. Hemen bir Donk içinde bir devam ediyorum abi. Donk'u da şu anlık bastım abi. Van Dijk'a da bir tane derece bastım. Van Dijk'a ana kadroma da almayı düşünüyorum artık abi. Yapacak bir şey yok yani. Van Dijk'a da ana kadromuza alacağız arkadaşlar. Hemen şimdi sizlerle beraber o zaman bir maça girelim ama maç kısmını da izleyin arkadaşlar. Maç kısmını izlemeyip çıkıyorsunuz videodan. Geçen video öyle olmuş. Bu videoda maç kısmını da izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi bonus orta maç diyor. Orta maça bir bakalım. 90'lar 2-0 geriden başlıyoruz. Abi ben bu maç oynayacağım ya. Yani Van Dijk'ı da şeyi de daha çok test edebiliriz. Daha güzel olur diye düşünüyorum ve bu maçı oynayacağım arkadaşlar sizlerle beraber. Bakalım neler olacak. Umarım güzel bir maç olur. Yani bir maçı oynayalım arkadaşlar. Sonra da yani sonuna geliriz ama yani bir görelim abi. Kevin De Bruyne'in pasları özellikle müthiş olacaktır diye düşünüyorum. Sterling'in kaçışları. Sterling kaç oğlum be. Sterling'i atmayı denedim ama Ofosu Ayha'ya geldi. Geçen videoda ismini okuyamamıştım. Bayağı bir gülen olmuş. Canlı yayınlara da gelip söylediniz arkadaşlar. Bu arada canlı yayındayım her gün. Onlara da gelin. Abi gol yemeyelim ya. Aa yemedik. Vallahi yemedik. Bir tane daha yemeyelim. Aferin lan. Kaleci, gümüş kaleciye bak. Bayağı iyi tuttu. Helal olsun diyoruz. Abi lütfen. Abi lütfen bir kafayla uzaklaştır şu Van Dijk. Sen de. Aynen abi. Van Dijk'ı görmüş olduk. Sen de De Bruyne at. De Bruyne değilmiş ki abi. Bu De Bruyne nerede? Kevin De Bruyne neredesin abi ya? Oh adam yatıyor orada. Hocam offside hocam. Van Dijk aferin. Ulan Van Dijk ne yapıyorsunuz abi? Oyun bug'a girdi anasını satayım. Abi Allah aşkına gol atalım. Hadi abi. Bak gol yemek istemiyorum. Şu an ben maçı 0-0 olarak düşündüğüm için gol yersem çok üzüleceğim abi. Hayır. 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 Olmaz. Uf be. Ne müdahale be. Kralsın ha. Aa. Abi neler oluyor? Van Dijk al şu topu. Abi iyice oyunu oynamayı mı unuttum? Yoksa oyuncular mı garip oynuyor? Anlamadım ama gerçekten çok garip. Neyse. Levit. Abi çok saçma oyuncular var şu an bu kısımda. Yani gerçekten oynamak aşırı zor. O yüzden hemen bir De Bruyne'e falan ulaştırayım topu. De Bruyne sen de abi git. Sterling'e ulaştır yani. Hemen bir ara pas at. Sen atarsın zaten abi. Sen seversin ara pas atmayı. Sterling yürü lan. Ulan kaybetme o topu. Aferin taç aldı. Çok güzel. Bir de De Bruyne atarsa o taçı. Bak gol atabiliriz yani. Bak gol atarsam çok iyi olacak ama De Bruyne'e pas bile atamadım. Aha aldı De Bruyne bir şekilde. Çok güzel. Hadi De Bruyne. Bir dakika abi gol atabilirim. Gol atabilirim. Abi 95 yaptık o kadar seni be. Seni o kadar 95 yaptık. İşte busun sen. İşte sen busun abi. 120 gen takıma sadece 3 tane elit üstü oyuncu kullanıyorum. Yani diğer oyuncularımızın hepsi gümüş. Ama abicim gol atmayı başardık. Yani gerçekten Kevin De Bruyne sen müthiş bir detaysın abicim. Gerçekten harika bir detaysın. Sana helal olsun be. Gerçekten kralsın. Ver abi çabuk Van Dijk pasını. Kevin De Bruyne hadi lan. Bir tane daha mı atıyorum yoksa? Dur bakayım. Abi Sterling kaç? Ben bir tane daha atsam yeter arkadaşlar. Üçü aramayacağım ama Sterling. Şöyle De Bruyne'e ver abi topu. De Bruyne'e ver. De Bruyne'e ver. Aynen De Bruyne. Şöyle gel Sterling'e ver. Çok güzel abi. Çok güzel hareketler bunlar. Zıbala bala plop plop. Hadi Sterling. Hadi abi. Abi yapma be. Yapma be. Maçın sonuna geldik abi burada ama. Bu böyle olmaz ki. Bu böyle olmaz ki abi. Van Dijk bir müdahale bekliyorum senden. Allah. Van Dijk. Hadi oğlum be. Uf. Abi müthiş. Gerçekten müthiş arkadaşlar. Van Dijk'ı yani hiçbir şeyle şu anda karşılaştıramayız kesinlikle. Aman Allah'ım pasa bak. Ve ileride de Kevin De Bruyne var ama ben güvenmedim ona. Sterling'le vurdum ve golümü de attım. 3-2 yaptım. Van Dijk getirdi, Sterling attı abi. Van Dijk tuttu orada. Abi takım müthiş bu arada. Ben bu Premier Lig kadrosunu kurup bununla devam ederim abi yoluma. Gerçekten harika duruyor şu anda. Ben beğendim bu durumu. Çok güzel arkadaşlar gerçekten. Yani takım harika gidiyor. Bu seriyi bozmayalım arkadaşlar. Gerçekten normalde böyle challenge serilerinde hep böyle takımımız güçsüz olurdu. Ama ben tamamen umutsuz bir tane bile gol atsam yeterli olacak bir maça girdim. Neredeyse 3-0'dan geri dönüyorduk. İlerleyen zamanlarda onu da yaparız. Geri dönüş de yaparız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Neyse bakalım 88 yani 56 kimya takımımızda. Burada videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Video like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Şu anda da Nonolay'da canlı yayında olabilirim. Hemen aşağıdan yayınlara gel. Her gün yayın açıyoruz orada. Kankam seni de bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Ve bye bye.